Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Rica ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Sizleri tanıyabilir miyiz? Sektörle tanışmanız nasıl oldu Yakup Bey? IHI Dalga Kıran'ın iki tepe yöneticisi olarak buradayız. Evet. Beyefendi Kozova Kobayashi. Merhaba. Merhaba. Ben Yakup Tüfekçi. IHI Dalga Kıran yeni kurulmuş bir firma. Yaklaşık 1,5 yıllık mazisi var. Fakat kurulmadan önce de 8 yıllık bir geçmişi var. Evet. Japonya'dan IHI Holding ile Türkiye'den Dalga Kıran grubunun bir ortak yatırımı. Yeni bir şirketiz. Dilovası'nda yeni bir fabrikamız var. Yaklaşık 1 yıl önce aldık ve şu an yatırımlarımız devam etmekte. Türkiye'nin ilk ve tek turbo kompresör üreticisiyiz. Yani bu anlamda IHI Dalga Kıran Türkiye açısından çok önemli, kritik öneme sahip bir firma. Evet, böyle tanımlayabiliriz. Hizmet sektörü ama zor bir sektördür Yakup Bey. Yani yapılabilecek hatalar ciddi sonuçlar doğurabilir. Peki sizin hizmet verirken kriterleriniz neler? Yani olmazsa olmazlar vardır mutlaka firmanız adına. Turbo kompresör çok teknolojik bir cihaz. Dünyada çok az üreticisi olan, toplamda yaklaşık 5-6 üreticisi olan bir ürün. Çok yüksek teknoloji ürünü belirttiğim gibi bir uzay sanayi ya da uçak teknolojisi, uçak motoru teknolojisi gibi bir teknolojiye yakın bir teknoloji. Ürünlerimizde hayati öneme sahip ürünler. Bir fabrikanın temel ekipmanlarından biri, bir kompresör durduğunda ya da bir turbo kompresör durduğunda büyük bir tesis tamamen durma noktasında kalıyor. Onun için ürünlerimizde kalite ve verimlilik bizim için olmazsa olmaz değerler. Her bir ürünümüzü biz her müşterimize özgü tasarlıyoruz. Yani seri üretim bir makine değil, terzi usulü üretilmiş bir makine. Ya arz talep meselesi biraz daha. Gibi, evet. Örneğin talep eden müşterimizin fabrikasının bulunduğu lokasyon, deniz seviyesinden yüksekliği, nemi, sıcaklığı ve istediği çalışma koşulları, basıncı, debisi, ürünün performansını ve ana parçalarını belirliyor. Bu bilgilerin doğrultusunda biz her müşterimize özgü özel bir ürünü tasarlıyoruz. Bu anlamda da çok yüksek verimlilik vaat ediyoruz müşterilerimize. Ürünün sahada hiçbir şekilde durmaması gerekiyor. Bunun için de çok ciddi testlerimiz var. Üretimin her aşamasında yoğun testleri yapıyoruz. Bu kapsamda da Türkiye'deki ilk turbo kompresör test odasının yatırımını yaptık. Yaklaşık 3 ay içinde de bu yatırımımız devreye girecek. Yani 2018'in ikinci yarısında artık Dilovası'ndaki fabrikamız tam anlamıyla devreye girmiş olacak. Ve ürünün bütün kritik parçaları da Türkiye'deki fabrikamızda üretilecek. Evet, şunu sormak istiyorum ben. Peki turbo kompresör hangi sektörlerde kullanılmalı sizce? Turbo kompresör endüstrideki hemen hemen her sektöre hitap ediyor. Fakat bizim müşterilerimiz ciddi anlamda büyük fabrikalar. Yani tekstil sektörünün büyük tesisleri. Aynen, büyük tesisleri. Büyük kapasiteli basın, yani yüksek kapasiteli basınç tava kullanan bütün müşterilere hitap ediyoruz. Demir çelik ana sektörlerimizden biri. Otomotiv ve otomotiv yan sanayi, petrokimya tesisleri, plastik sanayi, cam tesisleri. Basınç tavanın çok yoğun kullanıldığı sektörler. Bu nedenle turbo kompresörlerde olmazsa olmaz. Evet, fuardayız. Fuarın ikinci günü. Fuar nasıl geçiyor peki? Bu bizim IHI Dalga Kıran olarak katıldığımız ilk fuar. Aslında ürünlerimizin de ilk premieri bu fuarda gerçekleşti diyebiliriz. Bizim açımızdan fuar beklediğimiz ilginin çok ötesinde. Ürünlerimize ciddi bir ilgi var. Belirttiğim gibi Türkiye'nin ilk ve tek turbo kompresör üreticisiyiz. Bu fuardaki de tek firmayız. Bu nedenle beklediğimizden çok fazla ilgi görüyoruz. Bir de ürünlerimizin kalitesini bilen müşterilerimiz var. O müşterilerimizin olumlu referansları bize olan ilgiyi arttırıyor. Bu anlamda da bu fuarda daha beklediğimizin üstünde bir ilgi gördük. Evet, severek yapıyorsunuz ama işinizi. Bence en büyük başarınızın sırlarından biri bu. Ve aynen, iyi bir ekibe sahipsiniz. Çok ciddi, kaliteli bir ekibimiz var. Kobayashi Bey kendisi uçak mühendisi. Yaklaşık 25 yıllık IHI Holding çalışanıydı. Ben kendim fizikçiyim ve makine mühendisiyim. Ben de yaklaşık 12 yıllık dalga kıran tecrübesinden sonra bu şirkete transfer oldum. Ciddi bir beyin takımımız var. Japon ve Türk mühendislerden oluşan. Güzel bir uluslararası bir şirketiz aslında. Evet, peki şunu sormak istiyorum. Sektöre baktığımız zaman irili ufaklı bazı sıkıntılar da var. Sektörün sıkıntıları neler ve sizce neler olmalı?
Şimdi kompresör sektörünün Türkiye'deki en büyük sıkıntısı şu, çok fazla üretici var. Özellikle turbo kompresör anlamında bir üreticimiz ya da bir rakibimiz yok. Fakat genel kompresör sektöründe üretici sayısı ya da firma sayısı çok fazla. Bu dünyadaki gelişmiş ülkelerdeki gibi durumun tam tersine. Yani dünyada örneğin Almanya'da toplamda 4 tane kompresör üreticisi varken Türkiye'de 80 tane üretici var. Fakat hacimleri çok küçük firmalar ve teknik anlamda ya da kalite anlamında çok ciddi sorunları olan rakiplerimiz de var diyebilirim. Bu imaj açısından bir sıkıntı yaratabiliyor. İkincimiz konu, kompresör çok hayati bir makine. Fabrikaların en yüksek enerji tüketen cihazlarından biri. Yani kompresör dünyada, dünyadaki sanayideki elektriğin yaklaşık %22'sini tek başına tüketen bir makine. Verimlilik çok önemli. Örnek veriyorum, bizim ürünlerimiz şu an günümüzde endüstride genel olarak kullanılan vidalı kompresör teknolojisinden ortalama olarak %20 ile %35 ilave enerji verimliliği sağlıyor. Bu da fabrikaların yani müşterilerimizin ciddi anlamda enerji tasarrufu yapmasını gerekiyor. Neden oluyor ve ciddi bir karlılıklarını arttırıyor. Bu anlamda teknik anlamda yatırımın toplam ömrüne bakan müşterilerimize biz ürünlerimizi çok rahatlıkla anlatabiliyoruz. Evet. Bir geri efir ulaşabildik mi ya? Yani bu yola çıkarken buraları hayal ediyor muydunuz? Ya da bundan sonra geri efir projelerde neler olur? Şirketi kurmadan önce yaklaşık 2 yıllık bir fizibilite çalışmamız oldu. Japon mühendislerle Türk mühendislerin ortak bir dahil olduğu bir süreç yaşadık. Burada çok ciddi anlamda bir Türkiye'de bu ürünü üretebilir miyiz? Teknolojik altyapımız buna uygun mu? Tedarikçi kalitesi buna uygun mu? İnsan kalitesi buna uygun mu? Bunları çok ciddi anlamda araştırdık. Yola başlarken ki hedeflediğimiz öngörülerimizin çok üstünde ilerliyoruz. Bu da ortaklarımızı ciddi anlamda memnun ediyor. Şu an biz Türkiye'ye bu yatırımı yapmaktan dolayı son derece mutluyuz. Evet, biz bu hedefleriniz yolunda başarılar dilerim o zaman. Teşekkür ederiz. Buradan son sözlerinizi alalım mı? Herkese özellikle fabrikalarında enerji verimliliğine çok dikkat etmesini ve çevreye duyarlı yeni teknolojileri değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz. İyi çalışmalar dilerim. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamı. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun.